Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Midoser marka keson aldık. Bunu inceleyeceğiz. Daha önce bir internette bununla ilgili videoya rastlamadım. O yüzden böyle bir kutu açılımı gerçekleştirip kurduktan sonra sizlere bu kesonu göstereceğim. Bu keson ayrıyetten IKEA'da da satılıyor. Ama ben internet üzerinden, yani IKEA'nın ürünü değil de internet üzerinden Midoser marka olan ürünü tercih ettim. Ama tabii ki bu ürün Sunta diyebiliyorum. Şimdi açtığımızda hep birlikte göreceğiz. Ama IKEA'daki MDF'den, yani daha kaliteli. Eğer tercih edecekseniz, kalite bakımından daha iyi olsun isterseniz IKEA'daki ürüne yönlenebilirsiniz. Bu biraz daha replika bir ürün. Made in Turkey diye yazıyor burada mesela. Türk yapımı bir ürün bu. IKEA'daki de öyle denir büyük ihtimal ama bakmadım, araştırmadım. Büyük olan kutuda tahtalarımız var arkadaşlar. Dediğim gibi şurada görüyorsunuz Sunta. IKEA'daki MDF olması lazım. Aradaki fark bu. Bundan dolayı uygun bunun fiyatı. Şu kutuda da büyük ihtimal civatalar ve montaj aparatları mevcut. Ona da bakalım. Evet arkadaşlar. Bunda da kurulum için civatalar, pullar, ayrıyetten şöyle gördüğünüz gibi çekmecelerin aparatları, bir de tekerlekler. Şimdi kurulumuna geçeceğim. Kurulumunu yaptıktan sonra sizlere bunu göstereceğim, ürünün kurulmuş şeklini. İşe kurulum şemasına bakmakla başladım. İlk kurulum şemasında ilk tahtamız üst kısım şurada gördüğünüz gibi 1 numara. En üstteki kısım. O boşta tamamen. O yüzden ilk olarak buradan başlayacağız. 2 numaradaki gördüğünüz gibi yandaki tahtalar birleştirilecek alttaki tahtayla, ama bunu yapmadan önce ilk başta şu içerideki çekmecenin kapatıp açmak için metalleri yerleştirmemiz, profilleri yerleştirmemiz gerekiyor. Bunları yerleştirdikten sonra ikinci işlemi bitireceğiz. İkinci işlem bittikten sonra ise üçüncü işleme geçeceğiz. Üçüncü işlemde gördüğünüz gibi sol taraftaki kurumda dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de şu arkadaşlar. Bu vidaları montajlayabilmek için bunu çıkarmamız gerekiyor. Şöyle sürgü yapısı var. Sürgüyü şöyle açtık. Açtıktan sonra şurada bir ufak bir plastik kısım var. Bunu aşağı değil de şöyle aşağı itiyoruz. Şöyle şu şekilde, pozisyonu bu şekilde olacak. Bu şekilde olduktan sonra şurayı aşağı ittikten sonra bunu şöyle çekiyoruz. Kendimize doğru çektikten sonra bu yerinden çıkıyor. Şekilde ayrılıyor. Bunu ayırmadan buraya takmamız mümkünatı yok. Ondan kaynaklı bu şekilde bunları birbirinden ayırdıktan sonra şurada gördüğünüz şekilde montaja devam edeceğiz. Sonra alt kısma geldim. Şurada gördüğünüz alt kısımdaki ayakları montajlayacağız. Burada zaten izleri var. Bu şekilde 4 tane ayağımızı da montajladık. 1, 2, 3, 4. Ön ve arka kısımlarına dikkat edin. Ön tarafı bantlı bu şekilde. Sağ tarafı da bantlı. Sol tarafı da bantlı ama arka kısma geldiğimizde bantlı değil. Bunlara dikkat edin. Bu şekilde. Daha sonra sağ taraflara bunlar gelecek şekilde şöyle. Ön yüzü bu taraf. İç tarafa doğru gelecek. Şunları takıyoruz. Bunlar ise dış tarafa gelecek şu şekilde. Şöyle takıyoruz. Aynısını buraya da takıyoruz. Yine bu şekilde dışa gelecek şekilde diğer arka taraflara da uyguluyoruz şöyle. Siyahlar ise iç tarafa şöyle arka kısmının. Siyahların iki tarafı da bütün tarafları daha doğrusu şöyle. Bütün tarafları siyahların içe bakıyor. İç tarafta olacak şöyle. Alt tarafı bu arada. Bu arada tahtaların üzerinde numaralar yazıyor. Numaralara dikkat ederseniz, kullanma kılavuzundan da yararlanırsanız herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Bunu da mesela üst kısmında yazıyor. Bunlara dikkat edelim. Evet, gördüğünüz gibi 3. tahtamız solda, 2. tahtamız sağda ve üst kısmı takacağız. Üst kısma da aynı şekilde alta uyguladığımız gibi siyahları iç tarafa takıyoruz. Şöyle. Bunları ise, şu vidaları ise
İç tarafa takacağız. Şöyle, şunu şöyle. İç tarafa dedim, pardon, yanlış söyledim. Dış tarafa takacağız. Bu işlemlerden sonra şu gördüklerinizi deliklere yerleştiriyoruz. Şurada. Şöyle. Aynı işlemi bu yukarıya da uyguladık. Vidalarını taktık. Şunu takarken biraz zorlanabilirsiniz. Dediğim gibi bu işlemi yaparken şu ayırmanız gerekecek. Şunu çıkarmanız gerekecek. Ayrı ayrı olması gerekiyor. İç rafları yaparken yine aynı şekilde tahtaların üzerindeki sayılardan yararlanın. Yoksa karıştırabilirsiniz. Şu şekilde 10, 10 yazıyor mesela. Bunlara dikkat edin. Raf için ise bu vidaları kullanacağız. Şurada gördüğünüz gibi montajlarken de yanlardan vidayı vuracağız. Şöyle. İki tarafı da yaptıktan sonra en ön kısmı yapabilmek için hepsi bu vidalardan olacak. Şöyle. İlk başta şuraya takıyoruz. Şöyle sırayla. Gördüğünüz gibi altta, üstte hepsi komple bundan oluyor. Sonra bunu buraya oturtacağız. Bunu oturttuktan sonra şu yanlardaki deliklere aynı şekilde bunlardan takacağız. 3 rafımızı da montajladık. Kalın olan rafları montajladık. Yani bu kalın olan raflar şuradaki nerede bulamadım, bir dakika. Evet. Şu sembolden yararlanacaksınız. Zaten tahtanın üstünde yazıyor. 9, 8, 10, 11. Bunlardan yararlanacaksınız. Gördüğünüz gibi kalıplarımız ortada. Bunlar büyük raflar. Bu işlemi yaparken şu 9 ile 6. tahtaları karıştırabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. 6. tahta ince olan, yani şu 6 numaralı gördüğünüz tahta ince olan kısımlı tahtadır. 9 numaralı olan tahtalar ise kalın tahtalardır. Bunu karıştırmayın. Küçük olan raflarda dikkat etmemiz gereken kısım ise büyük olan raflarda altlı üstlü vida atmıştık. Şimdiki ondan farklı olarak şu siyah olanları alt kısma yerleştireceğiz. Vidalı olanları ise şu şekilde yapacağız. Ve şöyle oturtacağız. Gördüğünüz gibi, çünkü burada tek bir tane vida deliği var. Ondan kaynaklı böyle bir sistem yaptık. Bu da vida delikleri izleri var arkadaşlar. Sağdan 3. vida deliği. Burada en sondaki yapılacak şekilde ayarlanmış. Buna dikkat edin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi montajı tamamlamış bulunmaktayız. Şöyle raflarımız sorunsuz bir şekilde açılıp kapanıyor. Arkasını da taktıktan sonra işlemi bitiriyoruz. Şu arka suntası şöyle birleşik geliyor birbirine. Bantlamışlar şöyle. O yüzden karışmak şansı yok. Şöyle arkası kısmı da böyle.